Merhaba arkadaşlar. Burası Alıcra, Topçam arasında. Topçam Mahallesi'nden Alıcra'ya inerken, yani tam ismini bilmiyorum ama inan burada insan inip çarşıyı, Alıcra'yı şöyle doyasıya seyretmek istiyor. Ama bakın şu çirkinliğe bakın ya. Şu rezalete bakın ya. Hani sana mı kalmış diyecekler ama bana kalmış arkadaşlar. İnsanız. Hepimiz bu doğayı korumak zorundayız. Bakın şu şişelere bakın. Bunlar orman yangını için birebir sebepler. Yarın güneşler havalar ısındığında bunlardan biliyorsunuz yangınlar sebep oluyor ısıdan dolayı. Bakın arkadaşlar ya içiyorsunuz tamam herkesin kendi dünya görüşü. Ona bir şey demem. İnanan inanmayan benim inancıma göre bu haram ve bunun da ciddi manada müeyyideleri var. Benim inancım, benim medeniyetimin öğretilerinde ben karşıyım. Ancak buradaki olay, onu da geçtik. O dediğim gibi herkes ateşe dayanacaktır, dayanmayacaktır veya inanır veya inanmaz. Ayrı bir şey ama burası bir doğayı koruma adına. Doğa adına arkadaşlar şuraya bir bakın ya. Şu rezilliğe bakın ya. Eyvah, eyvah, eyvah şuraya. Yani içiyorsunuz bunu arkadaşlar içebilirsiniz diyorum ya işte dünya görüşünüz ona bir şey diyemem. Ama alın götürün çöpe atın ya. Bu nedir ya? Şuraya bakın o ormanın içine doğru arkadaşlar yayılmış bir bira şişesi, rakı şişesi, şarap şişesi neyse işte ben pek anlamam. Ama yazık inanın yazık üzüldüm. Şöyle ben genelde bu tepelerden fotoğraf çekiyorum vesaire ama bugün de biraz kendimi ayırdım. Şöyle Çamoluk'tan, yaylalardan, dağlardan dedim bu dağ yolundan Alıcra'ya geçeyim. Orada bir çay içeyim. Çamoluk'a gideyim. Tamamen gezi amaçlı. Doğayı gezme amaçlı. Ama şurada gördüğüm durum karşısında inanın üzüldüm. Yazık yani. Vallahi yazık. Şuraya bak ya. Vay 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 vay. Vay anam vay 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 vay. Yani. Buradan bence Alıcra'dan hani yerel yöneticiler de bu işe bir el atarlarsa en azından buranın temizlenmesi, yangınlara karşı, yangın çıkmasına veya farklı doğa olaylarına karşı en azından bir önlem olur. Tamam bu insanlar bir sorumsuzluk yapmış atmışlar buraya. Ama yöneticiler de, görevliler de veya vatandaşlar da burayı temizlese daha iyi olur. Temizlense daha iyi olur yani. Yine söylenecek söz yok ki ya. Ağzım yani her şey boğazıma takılıyor arkadaşlar. Her şey boğazıma takılıyor ya. Şuraya bak ya. Vay anasını. Üzüldüm alacağım sana ben. Harbiden üzüldüm yani. Şu en güzel yerleri şu niye böyle kirletiriz? Şuradan bakaraktan, Alıcra'ya bakaraktan içiyorsunuz arkadaşlar. Kaldırıp ondan sonra niye atıyorsunuz? Koyun onu getirdiğiniz çantanıza, poşetinize, çarşıda, pazarda çöp konteynerlerine atsanız zor mu ya? Buraya dolusunu çıkarıyorsunuz da yok şey yukarı dolusunu çıkarıyorsunuz. Aşağıya boşunu götürmek çok mu zor arkadaşlar ya? Yazık arkadaşlar üzüldüm. İnanın üzüldüm. Rabbim inşallah bir daha böyle bir şeyler bunları yapanlara önce Rabbim hidayet versin. Tabi diyorum ya arkadaşlar yine kendi inanç sistemi ona bilemem ona bir şey diyemem. Benim inancıma, benim inandığım değerlere göre bu haram. Hem de iyi bir haram, büyük bir haram. Ama adam inanmayabilir. Veya günah ama içiyorum diyebilir. Onlar tamamen kendi sorunu. Ama doğa hepimizin sorunu arkadaşlar. Evet. İnşallah en kısa zamanda bunu yayınlayacağım şimdi arkadaşlar. Sonucu ne olursa olsun belki bize tepki de olacak. Sana ne, sen ne karışıyorsun vesaire gibi ama vallahi kusura bakmayın ben bunu yayınlayacağım. Bu doğa ne Alıcralı'nın, ne Çamoluklu'nun, ne şunun, ne bunun. Bu hepimizin. Burası hepimizin. Allah'a emanet olun. İnşallah böyle temiz doğalarda buluşmak üzere.